tüm canlıların hayat sürdüğü ortak yuva, insanların kaynaklarından faydalandığı en büyük değerdir çevre. Ekolojik dengenin hızla bozulduğu günümüzde, çevre artık geçmişten miras olarak değil, geleceğe emanet bir titizlikle korunuyor. Her ülkede artan bir duyarlılıkla korunan çevre ve doğal kaynaklara, hızla büyüyen Türkiye'de de kamu adına sahip çıkan bir kurum var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile birlikte yurdumuzun her köşesinde gerçekleştirilen yatırımların çevreye etkilerini henüz karar aşamasındayken alternatif çözümlerle irdeleyen ve gereken tedbirlerin alınmasını sağlayan önemli bir planlama aracı olan ÇED sürecini koordine eder. E-ÇED sistemi ile zaman ve kaynak israfına son verecek şekilde bütün süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilen ÇED'in ana hedefi, ekonomik büyümenin kaçınılmaz olduğu gerçeği karşısında büyümenin çevresel etkilerini kontrol etmek ve kalkınmayı sağlıklı bir temele oturtmak. Rafinerilerden nükleer güç santrallerine, su yolları, limanlar ve tersanelerden hayvan yetiştirme tesislerine, şehirler arası yollar ve havaalanlarından her çeşit kağıt üretim tesisine kadar çok sayıda faaliyet ÇED süreciyle çevresel olarak değerlendirilmektedir. Halkın katılımı toplantısı, halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere bakanlıkça belirlenen tarih ve valilikçe belirlenen yerde yapılır. Toplantının ardından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED raporu bakanlığa sunulur. Bakanlıkça kontrol edilen rapor, komisyon toplantısında değerlendirilmek üzere üyelere gönderilir. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen toplantıda inceleme ve değerlendirme yapılır. Çalışmaların tamamlanmasıyla hazırlanan rapor, halkın görüşüne açılır. Halktan gelen talepler de dikkate alınarak nihai ÇED raporu kararı verilir. Bu çok aşamalı sürecin ardından verilen ÇED olumlu kararı, projenin çevre üzerindeki etkilerinin alınacak önlemlerle ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olduğunun saptanmasıyla yatırımın gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten bakanlık kararıdır. ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınan projelerde ise süreç sonlanmış değildir. Tüm bu işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesiyle kaynak israfı önlenir ve şeffaflık sağlanırken süreç sonunda verilen kararlar resmi gazete ve internet ortamında kamuoyuna duyurulur. İlgili yatırımların inşaat ve işletme sonrası faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek biçimde yürütülmesi için inşaat döneminde ÇED izleme, faaliyet döneminde ise çevre denetimi yapılmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı ve diğer ulusal uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde daha yaşanabilir bir çevre için çalışan ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik olarak ülke genelinde çevre durum ve denetim raporları, çevresel göstergeler ve il çevre sorunları öncelikle envanterini hazırlar. Genel Müdürlük ayrıca ÇED sürecinin yanında çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik izin ve denetim faaliyetlerini de yürütür. Çevre kanunu gereği havaya, suya ve toprağa kirletici etkisi bulunan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için gürültü, hava ve atık su konularında çevre izni almaları zorunludur. Atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü, işlenmesi, arındırılması, ara depolanması ve bertarafına ilişkin işlemlerle uğraşan tüm işletmelerin de lisans alma zorunlulukları vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerinden biri de çevre denetimleridir. Ülkemiz sınırları içerisindeki her türlü kirlilik kaynağı ve çevre mevzuatı ihlalleri denetime tabidir. Birleşik denetim ve ortam bazlı denetim olmak üzere iki ana başlıkta yapılan denetimler çevre denetim ve baş denetim görevlilerince gerçekleştirilir. Denetimlerde çevreyi kirleten firmalara idari para cezasının yanı sıra yasalara aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için en fazla bir yıla kadar süre verilir. Bu süreler sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesislerin faaliyetleri kısmen veya tamamen süreli ya da süresiz olarak durdurulur. Günümüz modern toplumlarında asıl olan ekonomik kalkınma sağlanırken önce doğayı ve insan sağlığını korumak, çevre kirliliğini önlemek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü de çalışmalarını bu temel hedefe odaklıyor. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm imkanlarını seferber ediyor, hepimizi çepeçevre saran bir mutluluk için çalışıyor.